Sonunda varacağımız yer orasıdır. Şimdi e, bu e, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda geçen hafta kendimce bir takım fikirlerimi ileri sürdüm. E, hoca delirdi, hoca sapıttı, hoca tutarsız, hoca sırf inat olsun diye ters e, şeyler söylüyor gibi yorumlarla karşılaştım. Sık sık karşılaştım için alışık olduğum şeyler bu. Ee, gülüp geçiyoruz bunlara. Ben oldukça tutarlı olduğumu zannediyorum. Yani genel olarak bildiğim ve bilmediğim konularda bana yol gösteren temel iki tane ilkeden söz edeceğim size. Birincisi şu, biraz tarih bilen, biraz insan bilen, insan varlığını tanıyan herkesin elinde ya da sonunda kavramı gerçektir. Güç yozlaştırır. İktidar e, tehlikeli bir şeydir, çok kötü bir şeydir. Kötü bir şeydir demeyelim fakat iktidardaki insanların, iktidardaki kadroların, güçlerin, grupların, milletlerin, kavimlerin e, dirençle karşılaşmadıkları sürece insanın ruhunda var olan kötülüğü, sonuna kadar meydana koymak, açığa çıkarmak için bir eğilim içine girecekleri mutlak, mutlaktır. Dolayısıyla gücün ancak e, güç ancak karşı güçle dengelenir. Adalet ve özgürlüğün az dahi olsa toplumda tezahür etmesi için Güç dengesi gereklidir. Yani bir tane güçlü var, e, astığım astık, kestiğim kestik diyor. Birilerinin de buna yok kardeş öyle değil hop dur bakalım diyebilecek güce ve dayanağa sahip olmaları gerekir. Dinsizin hakkından imansız gelir. gücü elinde bulundurana yaltaklanmak değil, protesto etmek gerekir. Orta parmak göstermek gerekir. Ha, karşı taraf güçlendiğinde, karşı taraf gücü ele geçirdiğinde ilkinden farksız olacaktır. İnsanlar e, genellikle bir mücadeleye, bir siyasi kavgaya, bir güç kavgasına bir takım fikirlerle, bir takım projelerle, bir takım ideallerle girerler. Fakat başardıkları zaman yani gücü ele geçirdikleri zaman zorbaya dönüşürler. Ve insanın ruhunda, insanın fıtratında bulunan kötülüğü güçleriyle orantılı olarak ortalığa kusmaya başlarlar. O yüzden birinci ilke, güçlüden yana taraf olmayacaksın. Öbür taraftan yana olacaksın. Bu bir. Ee, Türkiye'de mesela e, Kürt mücadelesi konusundaki tavrımında altında yatan temel gerekçe, temel bakış açısı budur. Zorbaya karşı direnenden yana olacaksın. Bunu da bileceksin ki o direnen de ola ki yarın gücün sahibi olursa ilkinden fa çok farklı bir şey yapmayacaktır. Dinamik bir süreç. İkincisi propagandaya boyun eğmeyeceksin. Herkes Mersin'e gidiyorsa tersine gitmek e, yalnız bir tercih değil bir ödevdir. Bir görevdir. İnsani bir görevdir. Tarihi bir görevdir. Toplumlar ortak bir hırsın, ortak bir inancın, ortak bir nefretin çevresinde e, birleştikleri zaman korkunç şeyler yaparlar. İnsanları zapturapt altında tutan hukuki, ahlaki, e, psikolojik bariyerler aşılır ve her türlü kötülük mübah hale gelir. O yüzden olaylara uzaktan bakmayı bileceksin. O yüzden olaylara uzaylının bakış açısıyla bakmayı deneyeceksin. Bu sayede günün sonunda kalabalığın salya saçarak ve zevkle işlediği suçlardan nefsini bir nebze olsun koruma imkanını bulursun. Bugün Batı dünyasının Ulaşmış olduğu noktayı ben bir insanlık açısından felaket olarak değerlendiriyorum. Ee, son iki yıl içinde ve özellikle son günlerde e, Batı dünyasında gördüğümüz trend bir toplu çıldırma hadisesidir, bir toplu nefret şöleni ne dönüşmektedir? 1933'ün, 35'in, 38'in Almanya'sına feci surette benzemektedir. Bugün Rus olduğu için Dostoyevski ya Çaykovski'yi yasaklamayı mübah gören, yani bir fiil yasaklamaları gerekmiyor, bunun tartışılması bile, bunun savunulması bile bir şeylerin zembereğinin çıktığının kanıtıdır. Büyük bir hızla ...1930'ları aratacak bir faşizme doğru gidiyoruz. Yapılan şeyler... E, ...birincisi... ...kamu söylemi alanının... ...kamu söylemi alanının... ...yani insanların... E, ...dünya çapında... ...olayları... ...toplum yönetimini tartıştıkları platformların... ...önce özel şirketler tarafından ele geçirilmesi ve sonra bu şirketlerin aslında özel değil Amerikan devletinin yan kuruluşu olduklarının ortaya çıkması ve tamamiyle keyfi bir şekilde istedikleri görüşü ve istedikleri fikri yasaklayabilecek duruma gelmeleri bir felakettir. Korkunç bir şeydir. Faşizmin ta kendisidir bu. Ve bunu yaşıyoruz. Eee Rusya'nın Rusya kredi kartlarının bir günde iptal edilmesi demek, bu açıkça bir kere savaştır, savaş ilanıdır, başka bir şey değildir. Korkunç bir gücün kontrolsüz bir şekilde ve kamuoyunun büyük alkışları arasında azgınlaşması hadisesiyle karşı karşıyayız. 140 milyon insanın tek hamlede aç bırakıldığı bir durumla karşı karşıyayız modern hayatın gereklerini, temel gereklerini, ihtiyaçlarını karşılayamayacağı hale getirildiği bir durumla karşı karşıyayız. Bununla mücadele etmek gerekir. Şu anda yaşadığımız olay artık bir Ukrayna savaşı değildir. Yani Rusya ile Ukrayna arasında değil savaş. Rusya'nın saldırgan olduğu